Merhaba, Nilüfer Belediyesi'ne hoş geldiniz. Ben Yankı İçöz. Canlı yayınlarımıza devam ediyoruz. Bugün özel bir yayın olacağını söylemiştik. Bugün 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü ve bu kapsamda Nilüfer Belediyesi'nde neler yapılıyor? Özellikle bu koronavirüs sürecinde can dostlarımızla ilgili çalışmalarımızı sizlere anlatacağız ama konuğumu sizlere tanıtmadan önce bir duyuru yapmak istiyorum. Yarın akşam saat 17'de tekrar burada olacağız. Tekrar bir canlı yayınımız olacak. Özel bir canlı yayın olacak bu. Bu kez konuğumuz Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Emre Karagöz olacak. Emre Karagöz, Kent Konseyi ile birlikte nasıl koruyucu siperlik yapılacağını uygulamalı olarak bizlere gösterecek. Sizler de çok cüzi miktarlara mal oluyor bu. Sizler de eğer ekranlarınızın başında olursanız koruyucu siperliğin nasıl yapıldığını sizlere anlatacağız. Bugün 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü demiştik ve bugünkü konuğumuz Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürümüz Fikriye Eker. Fikriye Eker, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Yankıcığım. İyi çalışmalar diliyoruz. Nasılsın? Sizler de bu süreçte yoğun çalışan ekiplerdensiniz. Çünkü birçok sorumluluğunuz var. Aslında bunların hepsini birazdan işleyeceğiz ama öncesinde sorularımızla başlayalım. Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde koronavirüs çalışmaları kapsamında neler yapıldığını sizden dinleyelim. Koronavirüs salgını başlama sürecinden itibaren bizim de tabii ki çalışma alanımızda farklılıklar oldu. Aslında belediye veteriner işleri müdürlükleri sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ile ilgili göreviyle bilinir, tanınır. Ancak veteriner hekimlik mesleği aynı zamanda halk sağlığını, çevre sağlığını ve dolaylı yoldan insan sağlığını da ilgilendiren bir meslek dalıdır. Dolayısıyla COVID-19 salgını dolayısıyla bizim de çalışma kapsamımızın içerisinde yoğun bir şekilde başlattığımız dezenfeksiyon süreci dahil oldu. Evet, birazdan aslında bunların detaylarına da ineceğiz. Öncelikle şunu soralım. Dezenfeksiyon kriz masasıyla birlikte Veteriner İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde yapılıyor. Nasıl bu dezenfeksiyon işleri gerçekleşiyor Nilüfer'de? Şimdi dezenfeksiyon ekiplerimizi kurduk. Yaklaşık 20-25 dönem dönem değişen personel sayısıyla en az 10 ekip şeklinde kamu kurum kuruluşlarına ait binaları, özellikle belediyemize ait binaları, bunun dışındaki kamu kurum kuruluşları, noterler, aile sağlığı merkezleri, muhtarlıklarımız yoğun olmak üzere insanların sirkülasyonun olduğu alanlarda ağırlıklı olmak üzere dezenfeksiyon çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tabii bu arada çalışan personelimizin sağlığını da gözetecek gerekli tedbirlerimizi alarak yürütüyoruz bu çalışmalarımızı. Kamuya açık alanlarda da yine aynı şekilde camilerimizi aynı şekilde periyodik olarak dezenfeksiyon işlemlerini sürdürüyoruz. Peki bu konuda dün ben buradan anons ettim değerli izleyenlerimize, Nilüferlilere. Ama bir de bu işi fırsata çevirenler var. Bunlarla ilgili uyarıları da dinleyelim sizden. Evet Yankıcığım, iyi ki hatırlattın. Böyle bir ihbar aldık. Belediyeden geliyoruz. Apartmanınızı ilaçlayacağız diyenler çıkıyormuş. Kesinlikle kamuya ait alanlar dışında özel mülkiyet alanlarına dezenfeksiyon ekibi göndermiyoruz. Zaten bizim dezenfeksiyon ekibimiz kimliklidir. Nilüfer Belediyesi kimliğini taşıyarak hareket ederler ama bu alanlara girmezler. Bu yine bir dolandırıcılık yöntemi herhalde. Bununla ilgili de mesajımızı vermiş olduk. Evet, böyle bir şey çok dikkatli alalım değerli Nilüferliler. Eğer böyle bir şeyi gözlemlerseniz lütfen emniyet ekiplerine haber vermenizi rica ediyoruz. Şimdi bugün Dünya Sokak Hayvanları Günü, 4 Nisan bugün ve bizim de Veteriner İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimiz var. Merkezimizde çalışmalar ne durumda koronavirüs sürecinde? Bunu dinlemek istiyoruz sizden. Sokak hayvanları gününde böyle bir yayın yapmak da kısmetimizde varmış. Tabii çok farklı hayallerimiz vardı. Sokak hayvanları günüyle ilgili insanlarda farkındalık oluşturmak amacıyla ama mümkün olmadı bu süreçte. Ancak Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak biz sokak hayvanları ile ilgili çalışma kapsamımızı asla daraltmadık. Herhangi bir yaralı, sahipsiz hayvan olmak şartıyla yaralı, ya da hasta
hayvanların ihtiyaçlarını, tedavi, operasyon ihtiyaçlarını karşılayacak sistemimizi oluşturduk. Yalnız merkezimizde şöyle bir değişikliğe gittik hemen bu salgının akabinde. Ziyarete kapattık. Hem personelimizin hijyenini sağlamak açısından, sosyal mesafeyi korumak açısından hem halk sağlığını korumak açısından ziyarete kapattık. Ancak ihbar hatlarımızla biz her türlü talebi değerlendirmeye devam ediyoruz. Hayvanların tedavileri devam ediyor değil mi? Onlarda ediyoruz, herhangi bir şey tabii yok. Ki. Tabii ki devam ediyoruz. Evet, şimdi kısıtlamalar kapsamında birçok işletme kapattı. Aslında insanlar da evlerinde karantina sürecinde birçok, Nilüfer bu konuda çok duyarlı, insanımız çok duyarlı. Özellikle biliyoruz ki dışarıdaki hayvanları, can dostlarımızı besliyorlar. Ama bu süreçte eve kapanmak zorunda kaldılar. İşletmeler de çalışmıyor. Bu süreçte bizim çalışmalarımız ne durumda? Biz Nilüfer Belediyesi olarak zaten yaptığımız tedavi süreçleri ya da kısırlaştırma süreçleri sonrasında doğaya bıraktığımız can dostlarımızı asla kaderine terk eden bir belediye olmadık. 47 tane beslenme odamız, 27 tane kedi evimiz ve su odaklarımız, otomatik 20 tane su odaklarımızla, ekiplerimizle sürekli bu bölgelerde mama su tedarikleri ve temizlikleri, kontrolleri periyodik yapılmaktaydı. Halen devam ediyoruz bu süreçte. Ancak tabii ki dediğiniz gibi esnaf olsun, hayvanseverler olsun, onların da desteğini alıyorduk. Onlar da ilgileniyorlardı, beslemeler yapıyorlardı. Bunun açığını kapatmak adına ekstradan bir program yaptık. 64 mahallemizi kapsayacak şekilde yaptığımız programda sokaklarda, arazilerde, mahalle aralarında bölge bölge programımızı yaparak beslemeler yapıyoruz. Mama dağıtımını yapıyoruz periyodik olarak. Vatandaşlarımız bu konuda içleri rahat etsin. Aç olduğunu düşündükleri herhangi bir canlı varsa bize herhangi bir iletişim aracıyla ulaşıp ihbar edebilirler. Bakarız programımıza, yoksa programımıza alıp çalışmalara devam edebiliriz. Evet, iletişim numaralarımızı bir kez daha verelim. Değerli izleyenler, 444-1603 bu Nilüfer Belediyesi'nin çağrı merkezi numarasıdır. Her türlü konuyla ilgili Nilüfer Belediyesi'nin yetki sınırları içerisinde olan her türlü konuyla ilgili arayabilirsiniz. Şimdi Fikriye Hanım, insanlar bu konuda, bu süreçte biraz tedirginler aslında. Can dostlarımızla ilgili bu koronavirüs ilişkisi nedir? Yani hayvanlara bulaşıyor mu? Hayvanlardan insanlara buluşuyor mu? Bu konuda bir veteriner hekim olarak neler söyleyeceksiniz? Koronavirüs mesleki olarak bizim yabancısı olduğumuz bir virüs değil. Ama bu COVID-19 farklı bir form taşıyor. Koronavirüs değişik hayvan türlerinde değişik hastalıklar yapar ama tür spesifiktir. Yani kedide hastalık yapan tür başka bir canlıya bulaşmaz ya da diğer canlı da türlerinde de aynı şekilde. Bu konuda herhangi bir insandan hayvana COVID-19 ya da hayvandan insana bulaştığı yönünde herhangi bir tespit yapılmadı şimdiye kadar. Ancak iki tane vaka Çin'de sanıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. İki köpekte koronavirüs pozitif çıktı. Sahiplerinin de pozitif olması üzerine yapılmış bir çalışmayla. Yine son olarak bu hafta içerisinde Belçika'da bir kedide, yine sahipli kedide COVID-19 pozitif test sonucu çıktığını duyduk. Bunun da bir yüzey bulaşı olabilir mi diye bir düşünce var meslek örgütünde, ama bunda bir netlik yok. Yalnız bu konuda hayvan sahiplerinin yine de kişisel hijyenlerine dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz. Peki bu konuda... Çünkü virüs, yabancısı olduğumuz bir virüs, henüz birçok konuda sizler de izliyorsunuzdur. Değişik gelişmeler gözlemleniyor virüsle ilgili. Peki bu konuda uyarılarınız var mı hayvanseverlere? Hayvanseverlere, evlerinde baktıkları hayvanları zaten ailenin bir bireyi. Bu konuda kendilerini korudukları kadar evdeki can dostlarını da koruyacaklarını düşünüyorum ben. Hijyenik kurallara dikkat ettikleri sürece sıkıntı yok. Yani sokak hayvanları ile ilgili, sahipsiz hayvanlarla ilgili tabii ki tecevesini bilmiyoruz, geçmişini bilmiyoruz. COVID-19'dan ziyade genel anlamda bu dönem özel bir dönem yaşıyoruz. Sağlık personeli çok sıkıntıda.
Çok yoğunluk var bu salgın hastalık nedeniyle ve sahipsiz hayvanlardan geçen, daha doğrusu hayvanlardan geçen bir sürü zoonoz dediğimiz hastalık var. Bu şu ana özel bir şey değil, hayatımızın bir parçası. Ve başka zamanlar bulaş olduğunda tedavi şansı tabii ki var bunlarda. Ama bu dönem sağlık sektörünün yoğunluğundan dolayı biraz daha dikkatli olmalarında fayda var hastaneye gitmeme adına. Bıraksınlar, onlar herhangi bir ihtiyacı olduğunu hissettiklerinde sahipsiz hayvanlarla ilgili ihbarlarını tekrar söylüyorum bizlere yapsınlar. Biz gerekli hijyenik koşullarımızı sağlayarak personelimize gerekli müdahalemizi zaten yaparız. Şimdi Nilüfer, halkı çok duyarlı dedik hayvanseverlikte, can dostlarımızla ilgili. Şimdi insanların bir tereddütü var mı bu konuda? Hani baktıkları hayvanları size bırakmak istiyorlar mı? Öyle bir şey şimdiye kadar hiç gelmedi. Umarım gelmez. Nilüfer halkı bilinçli, duyarlı bu konuda gündemi sıkı sıkıya takip ettiğini düşünüyorum ben. Bu bizim için çok büyük bir şans. Her zaman olduğu gibi şimdi de büyük bir şans. Böyle bir talep gelmedi. Evlerinde birlikte yaşamaya devam ettiklerini görüyorum ki bu bizim için çok sevindirici bir sonuç. Ne güzel. Şimdi son sorum aslında. Evde beslenen hayvanlarla ilgili, can dostları ile ilgili bir acil durum planı oluşturulmalı mı bu dönemde? Tabii ki oluşturulmalı. Bunu sosyal medyada da duyurumuzu yaptık. Eğer evinizi birlikte paylaştığınız bir can dostunuz varsa en kötüsünü düşünmek adına kendinizle ilgili alacağınız tedbirlerin yanı sıra siz bir sağlık kuruluşuna gidip yatmak durumunda kaldığınızda onunla ilgili tedbirlerinizi de almak zorundasınız. Ya da temel ihtiyaçlarını depolamak zorundasınız. Kendi temel ihtiyaçlarınızı tedarik ettiğiniz gibi hijyenik malzemelerini, sürekli kullandığı ilaçları varsa ya da tuvalet ihtiyacı ile ilgili ekipmanlarını ya da bir hastaneye yatma durumunda emanet edebilecekleri, hayvanlarını emanet edebilecekleri kişiyi de planlamalı, iletişime geçmeli. Bu konuda organizasyonlarını yapmalılar. Veteriner hekimlerinin telefonunu, ulaşılabilecek kişilerin telefon numarasını tedarik etmeliler, bildirmeliler. Bunun dışında mikroçipleri varsa hayvanlarının tabii ki en güzel hep önerdiğimizdir bu mikroçipli olmalı sahipli hayvanlar. Herhangi bir aksilik durumunda çünkü avantaj sağlar mikroçip uygulaması. Ama mikroçipi yoksa bile bu dönemde tasma takıp sürekli tasmayla tutup tasmasını iletişim numarası eklerlerse herhangi bir kaybolma durumunda bulunması adına kolaylık olacağını düşünüyoruz. Peki, son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Temennileriniz var mı vatandaşlarımıza söylemek istediğiniz? Zor günlerden geçiyoruz, zor bir süreç. Hepimiz endişeliyiz ancak en güzel gökkuşağı fırtınadan sonra doğarmış. Tabii ki bu günler sona erecek. Bu dönemde herkes, Nilüfer halkı evlerinde kalsın. Biz en azından üzerimize düşeni fazla fazla yapıyoruz. Her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Can dostlarımız adına endişelenmesinler. Evde kalsınlar, sağlıklı kalsınlar. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Yoğun temponuza yine geri döneceksiniz. Çünkü önemli görevlerde Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün üzerinde bir kez daha kolaylıklar diliyoruz sizlere. Değerli izleyenler, bugün Veteriner İşleri Müdürümüz Fikri Eker bizlerle birlikte oldu. Bu konuda bizleri aydınlattı aslında. Can dostlarımızla ilgili neler yapılabileceğini bizlere söyledi. Ve en son söylediği temenniler kısmında bir kez daha tekrarlayalım. Evde kal, sağlık olsun. Bu virüs bizlerde de varsa daha fazla kişiye bulaştırmamak adına bu gerçekten çok önemli. Yarın saatler 17'yi gösterdiğinde yine bu ekranlarda olacağız. Yayını açarken de söylediğim gibi Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Emre Karagöz bizlerle birlikte olacak. Koruyucu siperlik yapımını, cüzi miktara koruyucu siperlik yapımını nasıl gerçekleştireceğimizi sizlere göstereceğiz. Yarın görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.